Merhaba arkadaşlar. Son dönemde ülkemize gelen ve en çok merak edilen otomobillerden biri de Peugeot 408. Bu yüzden acil olarak listeme aldım ve size detaylarıyla anlatmaya çalışacağım. Şanssız bir taksici Volvo XC60'a çarpmış. Hangisinde ne hasar var tahmin edebilirsiniz. Evet, hemen Peugeot 408'e dönelim. Bu otomobil geçtiğimiz yıl Paris Otomobil Fuarı'nda tanıtıldı. Aslında 308 gibi kompakt sınıfta, yani C segmentinde yer alıyor bu otomobil. Fakat Peugeot bu otomobili tasarım ve konsepti açısından 308 ile 508 arasına ya da 308 ile 3008 arasına konumlandırıyor. Yani kısaca çok yönlü bir tasarıma sahip olduğunu söyleyebiliriz. Fransızlar bunu SUV, hatchback ve sedan karışımı olarak tanımlıyor. Fastback diyebilirsiniz ya da kupe görünümlü bir crossover demek de mümkün bence. Biliyorsunuz ben kupe görünümlü demeyi de pek sevmem açıkçası. Bu arada hemen söylemek istiyorum, bu otomobilin Çin'de satılan 408 sedanla hiç alakası yok. Yeni Peugeot 408 EMP2 platformunun 3. neslini kullanıyor. 3. neslin dışında bu platformun uzun aksaralıklı versiyonu dememiz de doğru olur. 3. nesil EMP2 platformunun bir özelliği var. Hibrit ya da elektrikli modeller uygulanabiliyor. Zaten ülkemizde henüz satılmasa da 408'in de hibrit versiyonları var yurt dışında. Hibrit demişken dünya pazarında 180 ve 225 beygirlik hibrit versiyonlar da var. Ayrıca yine yurt dışında 1.6 litre 4 silindirli 215 beygirlik turbo bir motor seçeneği de bulunuyor. Türkiye ise şimdilik maalesef 130 beygirlik 1.2 litre PureTech motorla geliyor. Maalesef diyorum çünkü diğer motor seçeneklerinin bu tasarıma daha çok yakışacağını düşünüyorum. Donanım paketlerine baktığımızda ise iki adet olduğunu görüyoruz. Bir tanesi Allure, diğeri ise GT. Bizim test otomobilimiz GT donanım paketine sahip. Aslında videonun uzun seyredilmesi için fiyatı en sonda söylemem gerek ama ben dayanamıyorum. Allure donanım paketiyle bir 408 almak istediğinizde 1 milyon 110 bin lira ödemek zorundasınız. Test aracımız gibi GT'ye geçmek istediğinizde ise 1 milyon 283 bin liraya yükseliyor fiyat. Bence 1 milyonun üstünde olduğu için kulağa ilk anda yüksek geliyor. Fakat bu donanımdaki ve tasarımdaki bir otomobil için bence yüksek değil. En azından rakipleriyle karşılaştırdığımda böyle düşünüyorum. Hemen kısaca 408'in tasarımına gelelim. Bu otomobilin kedi duruşlu olduğu iddia ediliyor. Gerçekten de birçok bölgeye baktığımızda Peugeot aslanını simgeleyen detayları görüyoruz. Ön tarafta aslan dişi tasarımlı bir ışık imzası var. LED stop lambaları da aslan pençesine benzetiliyor. Sonuçta öyle dersiniz ya da böyle dersiniz fark etmez, otomobilin şık göründüğü kesin. Dönüp kendine bir kere daha baktıran modellerden biri bence. Önde ince yapılı full LED matrix farlar bulunuyor arkadaşlar. Bu farlar bütün modern otomobillerde olduğu gibi akıllı uzun far teknolojisine de sahip. GT modelinde yeni Peugeot logosunu yan taraflarda da görebiliyoruz. Sürüş destek sistemlerine ait radar ise öndeki logonun arkasında yer alıyor. Yeni Peugeot 408'de 6 gövde seçeneği var. Rüzgar direnç katsayısına baktığımızda ise 0.28'lik bir değer görüyoruz. Yani bence bu anlamda da oldukça başarılı. Otomobilin uzunluğu 4687 mm olarak veriliyor. Genişliğine baktığımızda ise 1859 mm'lik bir değer görüyoruz. Yükseklik değerine baktığımızda ise 1478 mm'yi görmemiz mümkün. Aksaralığı kısa değil ve 2787 mm olarak açıklanıyor. Bu da iç mekan genişliğine direkt olarak etki ediyor tabii ki. SUV ve crossover görünümlü otomobillerde yerden yükseklik de önemli. Bu soru bana çok geliyor çünkü. Peugeot 408'in yerden yüksekliğine baktığımızda 189 mm'yi görüyoruz. Şık tasarımlı jantlar 19 inç boyutunda. Ben açıkçası otomobile çok yakıştığını düşünüyorum. Lastik ebatları ise 205-55R19, yani Fransızlar yine farklı bir ebat seçmiş. Peugeot Citroen tasarımcıları dar tabanlı lastiklere büyük jantlar koymayı seviyor. Sonuç olarak bir kere daha tekrar edeyim, ben bu otomobilin tasarımını çok beğendim. Önü zaten 308'e benziyor, önemli olan taraf arka kısım. Onda da bence gayet iyi iş çıkarmışlar, çok etkileyici görünüyor otomobil. Tasarımdan da kısaca bahsettiğimize göre artık müsait bir yerde durup iç mekandan bahsedebiliriz. Evet, durduğumuza göre 408'in iç mekanından bahsetmeye başlayabiliriz. İlk söylemem gereken oldukça etkileyici göründüğü. Ben ilk nesilden beri iCockpit tasarımını seviyorum açıkçası. Otomobile biner binmez farklı bir araçta olduğunuzu hissediyorsunuz. Fakat tabii ki bunun da artıları eksileri var, onlardan biraz sonra bahsederiz. Alışıldık olduğu üzere hemen genişlikten başlayalım. Benim boyum 1.87 fakat hiç de rahatsız değilim. Evet, SUV'lardaki kadar rahat değilim ama baş mesafem gayet yeterli. 2 parmak kadar var. Başımın sağ tarafı da açılır cam tavana denk geldiği için iyice rahatlıyorum. Ayrıca sağ tarafta benim gibi iri yapılı biri otursa bile rahat rahat yolculuk yapabiliriz. Omuzlarımız birbirine sürtmez. Kısaca ön taraftaki genişliğin uzun boylular için bile yeterince iyi olduğunu söyleyebilirim. Şimdi hemen malzeme kalitesi ve işçiliğe bakalım. Dediğim gibi ilk bakışta bile sizi etkiliyor 408. Kullanılan malzemelerin kalite algısı gayet yüksek. Ayrıca farklı bir tasarım olduğu için de otomobilden etkileniyorsunuz. Ön konsolun üstü ve ortası yumuşak malzemelerden üretilmiş. Ayrıca dokusu da gayet kaliteli görünüyor. Bu otomobil GT donanım paketinde olduğu için birçok detayda yeşil dikişleri de görüyorum. Ayrıca yine birçok bölgede kullanılmış alüminyum görünümlü kaplamalar iç mekandaki sıkıcılığı azaltıyor.
daha doğrusu sıkıcı ve kapkara olmasını engelliyor diyelim. Mesela orta konsolda bolca alüminyum kaplama kullanılmış. Ayrıca otomobilin içindeki bütün alüminyum görünümü aynı dokuya sahip değil. Ortadaki daha farklı. Ayrıca kapı işlerinde de yer alıyor. Kapı işleri demişken hemen ambiyans aydınlatmasını görüyorum. 8 farklı renk seçeneği mevcut arkadaşlar. GT donanımında normalde yarı kumaş, yarı alkantara döşeme satın alabiliyorsunuz. Fakat opsiyonel olarak siyah deri de kullanılıyor. Test otomobilimizde tamamen siyah deri koltuklar var. Ayrıca bu koltukların AGR sertifikasına sahip olduğunu da söyleyebilirim. Yani Opel'le birleştikleri hemen belli oluyor. Biraz evvel cam tavan dedik. Bu cam tavan ferahlığı artırıyor tabii ki ve açılabiliyor. Fakat standart olarak sadece GT'de sunuluyor. Allure'de yok. Koltuklar oldukça rahat. Ayrıca yanal yükseltileri de gayet geniş. Virajlı yollarda sizi sabit olarak yerinizde tutabiliyor. Tabii ki her iki ön koltuğunda elektrikli olduğunu söylemem lazım. Sürücü koltuğu 10 farklı yöne elektrikli olarak ayarlanabiliyor. Yolcu koltuğunda ise 6 yöne ayar yapabiliyorsunuz. Bu arada oldukça keyifli olan masaj işlevi olduğunu da söylemem gerekiyor. Ayrıca koltuk ısıtması da var tabii ki. Hemen detaylara girdik ama sürüş pozisyonundan da bahsetmek istiyorum. Koltuklar dediğim gibi elektrikli olarak ayarlanıyor. Şu anda yükseliyorum gördüğünüz gibi. Hemen direksiyon simidinin ayar olanaklarına bakalım. Derinlik ve yükseklik ayarı var gördüğünüz gibi. Fazlaca aşağı inebiliyor fakat ben böyle kullanmayı hiç sevmem. Aslında böyle kullanmayı becerebilsem göstergeleri hiç perdelemiyor. Neyse biraz sonra o konuya geliriz zaten. Klasik olarak direksiyon turumuza da bakalım. Peugeot logosu sol alta bakıyor. 1, 2, 3'e yakın arkadaşlar. Tam 3 değil. Hemen bakalım arada şu kadar bir açı var. Pek bir anlamı yok tabii ki ama tekrar deneyelim. Bu kez sağ alta doğru bakıyor. 1, 2 ve 3'e yakın yine bu kadar bir açı var. Daha doğrusu şu kadar diyelim. Direksiyon simidimiz gayet sportif ve ele çok iyi oturuyor. Tabii ki son dönemdeki birçok Peugeot otomobili gibi küçük çapa sahip. Ayrıca üstü ve altı düz tasarımlı. Altta hemen GT logosunu görüyorum. Yani gayet sportif bir direksiyon simidi var. Otomobilde kablosuz mirror screen standart olarak sunuluyor ve iki cep telefonu aynı anda bağlanabiliyor. Tabii ki Apple CarPlay ve Android Auto'nun da olduğunu söylememe gerek yok herhalde. Neyse multimedya sistemine biraz sonra geliriz. Şimdi diğer detaylara bakalım. Otomobilde anahtarsız giriş ve çalıştırma mevcut. Butonu orta konsolda yer alıyor. 408'de bir vites kolu yok. Bir tuş yardımıyla vitesleri seçebiliyorsunuz. Gayet kolay çalışıyor. Kablosuz şarj alanı multimedya sisteminin altında. Hemen deneyelim. Gördüğünüz gibi hemen şarj etmeye başladı. Onun altında da ışıklı bir göz görüyorum. Ayrıca USB soketi de mevcut. Yine burada 12 voltluk bir çıkış da var. Otomobilde bolca eşya gözü mevcut arkadaşlar. Peugeot 33 litre olduğunu söylüyor. Hemen bakalım. Evet burada 2 adet bardaklık mevcut. Ayrıca bardaklığın kapaklı oluşu da benim hoşuma gitti. Kullanmadığınız zaman görüntüyü çirkinleştirmiyor. Hemen elinizin altında Drive Mode yani sürüş modu butonu yer alıyor arkadaşlar. Hemen bakalım. Eco modu var. Normal modu var. Ve tabii ki spor modu var. Bu modları değiştirdiğinizde gösterge tablosundaki renkler de değişebiliyor. Elektrikli park freni butonu da yine hemen elinizin altında. Tabii ki eşya gözleri bununla bitmiyor. Kol dayama fazlasıyla geniş ve içinde de bir alan var. Burada da bir USB soketi görüyorum. Ayrıca burası oldukça geniş ve derin. Birçok eşyanızı sığdırabilirsiniz. Soğutmalı oluşu da ayrı bir avantaj. Kolunuzu dayadığınız her yer yumuşak deri kaplı arkadaşlar. Ayrıca dizinizin orta konsola değdiği bölüm de gayet yumuşak ve deri. Yani Peugeot'un konforu artırmak için elinden geleni yaptığını hissedebiliyorsunuz. Hemen torpido gözüne bakalım. Fazlasıyla geniş ve derin olduğunu görüyorum. Kapı işlerindeki alan da yeterli fakat çok büyük olduğunu söyleyemem. Biraz evvel modlardan bahsettik ama GT'de spor sürüş paketi de var arkadaşlar. Böylece vitesler daha hızlı değişiyor ve daha yüksek devirlerde değişiyor. Ayrıca direksiyon simidinin sertliği de değişiyor. Otomobili kullanırken gerçekten farkı hissediyorsunuz. Hatta pedalların bile optimize edildiği söyleniyor. Böylece gaza dokunduğunuz anda daha hızlı bir tork aktarımı meydana geliyor. Otomobilde 180 derece geri görüş kamerası var. Hemen geriye takalım bakalım. Hemen açıldı gördüğünüz gibi. Aracı üstten de görmek mümkün. Böylece parking manevralar daha kolaylaşıyor. Şu anda arka tarafı görüyorum. İstersem önü de görmem mümkün. Gördüğünüz gibi açıyı değiştirebiliyorum. Tabii ki gürültü yapıyor şu anda. Hemen kapatalım. Multimedya sistemini ve gösterge paneline bir türlü gelemedim arkadaşlar ama anlatacak çok şey var Peugeot 408'de. Aklıma gelen özelliklerden biri de temiz hava sistemi. Bu sistem dışarıdaki havanın kirliliğini sürekli ölçüyor. Ve özel filtreler sayesinde içerideki havayı birkaç dakika içinde temizleyebiliyor. Sürüş sırasında gürültüden bahsedeceğiz ama şu anda söylemem gereken birkaç detay var.
Ön ve arka camlar 3.85 mm kalınlığında arkadaşlar. Ayrıca ön ve yan camlar lamine olarak tercih edilmiş. Böylece iç mekanın daha sessiz hale getirildiği iddia ediliyor. Neyse, gürültüden biraz sonra bahsedeceğiz zaten. Peugeot 308 testinde de söylemiştim, ben göstergeleri görmekte biraz zorlanıyorum. 408 GT'de 3 boyutlu 10 inçlik bir gösterge paneli var. Aslında kafamı biraz kaldırdığımda ihtiyacım olan tüm bilgileri görüyorum, fakat alt taraf tamamen karanlıkta kalıyor. Karanlıkta derken direksiyonun üst tarafı perdeliyor. Eski iCockpit nesillerinde böyle bir problemim yoktu açıkçası, gösterge panelini görebiliyordum. Ekran rengi sürüş modlarına göre de değişiyor, isterseniz multimedya sistemi üstünden de değiştirebiliyorsunuz. Tabii ki iç mekan rengi, yani ambiyans aydınlatmayı da yine multimedya sistemi üstünden değiştirmeniz mümkün. Kırmızıya aldım şu anda. Otomobilde aktif spor sesi de var, fakat yalnızca spor sürüş modunda kullanılabiliyor. Dijital gösterge panelini özelleştirmeniz de mümkün. 5 farklı tasarım var arkadaşlar. Şu anda devir saati ve hız göstergesi küçüldü. Bu kez ortaya yol bilgisayarı verileri geldi. İsterseniz görmek istediğiniz bilgileri kendiniz de ekleyebiliyorsunuz. Yani gayet eğlenceli ve modern bir sistem. Ayrıca 3 boyutlu oluşu da sizi etkiliyor. Fakat görüş problemi oluşu bütün bu güzelliği bozuyor bence. Multimedya sistemini kurcalamaya başladık ama biraz daha devam edelim. Sistemin 10 inç boyutunda olduğunu hemen söylemem lazım. Ayrıca alt tarafta iToggle denilen kısa yol tuşları da bulunuyor. Bu tuşları isteğinize göre kendiniz de atayabilirsiniz. Ekranda sağa sola gidebiliyorsunuz. Gayet hızlı ve sezgisel çalışıyor. Şu anda navigasyona girdim gördüğünüz gibi. Hemen klimaya girelim. Gördüğünüz gibi gayet detaylı şekilde ayarlayabiliyorsunuz. PSA'nın eski multimedya sistemlerini pek sevmiyordum açıkçası ama yeni multimedya sistemi gayet başarılı. Peugeot 308 testinde uzun uzun anlatmıştım, o yüzden şimdi fazla detaya girmiyorum. Bazı fiziksel kısa yol tuşları da var arkadaşlar. Mesela hemen otomobil ayarlarına gidebiliyorsunuz. Buradan sürüş destek sistemlerini açıp kapatmanız mümkün. Ayrıca klimaya girebiliyorsunuz. Buğu çözücü var. Hemen sesin arttığını hissetmişsinizdir. Kapatalım. Tabii ki arka buğu çözücü de bulunuyor. Bunu söylememe bile gerek yok. Dörtlü flaşör butonu da burada yer alıyor. Ses sistemi gayet kaliteli arkadaşlar. Ayrıca buradaki buton yardımıyla sesi açıp kapatabiliyorsunuz. Birazdan arka koltuğa geçeceğiz ama önce güvenlikten de bahsetmek istiyorum. Bu otomobil Euro NCAP tarafından 2022 yılında test edildi ve 4 yıldız aldı. 5 yıldız almamış olması sizi endişelendirmesin. Çünkü çarpışma sonuçları gerçekten başarılı. Fakat artık diz ve orta hava yastığı da önemli. Peugeot 408'de bunlar olmadığı için puan biraz kırılmış. Ayrıca Euro NCAP yaya güvenliği için aktif motor kaputu da istiyor. Yani bunların olmaması eksiklik olarak kabul edilmiş ve 4 yıldıza düşürülmüş. Otomobilde ön, yan ve perde hava yastıkları standart olarak sunuluyor. Ayrıca ADAS sistemleri de gayet gelişmiş durumda. Aktif tam durdurma güvenlik freni standart olarak sunuluyor. Bunu artık bana söylemek biraz saçma geliyor çünkü bütün modern otomobillerde var zaten. Dur kalk fonksiyonlu adaptif hız sabitleyicinin de standart olduğunu söylemem lazım. Ayrıca 408'de şerit konumlama asistanı da bulunuyor. Yani bu otomobille yarı otonom sürüş yapmanız mümkün. Kör nokta uyarı, trafik levhası tanıma gibi sistemler de zaten standart donanımda. Sonuç olarak bunları araştıranlar varsa bence 4 yıldıza fazla takılmamak gerekli. Ben kendi adıma 408'in fazlasıyla güvenli olduğunu düşünüyorum. Tabii 30 yıldır bu işi yaptım ve hava yastığı olmayan otomobilleri bile kullandığım için diz hava yastığı ya da orta hava yastığı olmasa da benim için oluyor. Fakat siz bambaşka düşünebilirsiniz, saygı duyuyorum. O zaman şimdi arka koltuğa geçelim, bakalım orada ön taraftaki gibi rahat oturabilecek miyiz? Evet, şimdi kader anı, çünkü arka koltuğa oturdum, pek de rahatsız değilim açıkçası. Benim boyum 1.87 ve belki hatırlayanlarınız vardır, 308'de çok rahat edememiştim. Fakat 408'de durum böyle olmadı açıkçası. Tavanın üstü oyuk tasarlanmış ve böylece kafam tavana değmiyor. 2-3 parmak kadar var arkadaşlar. 3 parmak demeyeyim, 2 parmak kadar rahat var. Ayrıca görebiliyor musunuz bilmiyorum ama dizlerim de ön koltuğa değmiyor. Bu arada ön koltuk bana göre ayarlı, yani fazlaca geride. Ön koltuğun arkasında da bir boşluk var ve böylece diz mesafeniz ferahlıyor. Ayrıca yine her iki ön koltukta da fileler olduğunu görüyorum. Böylece bazı eşyalarınızı koyabilirsiniz. Ben 408'de uzun yola bile giderim arkadaşlar. Gayet rahat durumdayım şu anda. Açıkçası 308'den çok da farklı olacağını düşünmüyordum. Fakat 408 beni yanılttı gerçekten. Diz mesafem rahat olduğu için bayağı kaykılarak oturabiliyorum. Böylece baş mesafem de iyice rahatlıyor. Arka tarafa baktığınızda yine ön taraf gibi gayet kaliteli görünüyor. Evet, buradaki plastikler daha sert yapılı ama dokuları gayet güzel görünümlü. Ayrıca kolunuzu dayadığınız yer deri kaplı ve gayet yumuşak. Klimaya buradan müdahale edemiyorsunuz fakat havalandırma zigaraları var. Ayrıca hemen altında 2 adet USB soketi görüyorum. Bu otomobil önden çekişli olsa da bir şaft tüneli var. Yani şaft tüneli dememiz aslında saçma fakat çok yüksek değil. Yani ortada da oturabilirsiniz. Hemen bakalım bir kol dayama var mı? Evet arkadaşlar, bir kol dayama mevcut. Ayrıca gayet geniş olduğunu görüyorum. 2 kişi bile kollarını dayayabilir.
Ayrıca içinde 2 adet bardaklık da yer alıyor. Bagaj bölümüne buradan ulaşmak mümkün. Burada açılır bir kapak var. Bir yandan kamerayı tutuyorum, bir yandan açmaya çalışıyorum. Tabii ki zor oluyor. Normalde bu kadar zor olmaz. Böylece kayak gibi uzun nesneleri de 408'de taşıyabilirsiniz. Kısaca söylemek gerekirse bu otomobilin arka koltukları benden tam not aldı diyebilirim. Daha doğrusu klimaya da müdahale edebilseydik 10 alırdı benden. Fakat şimdilik 10 üzerinden 9 diyelim. Hemen biraz da bagajdan bahsedelim. 536 litrelik bir bagaj hacmi sunuluyor. Arka koltukları parçalı olarak yatırırsanız 1611 litrelik bir hacme de ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca bagaj zemininin altında 36 litrelik bir ek hacim de var. Bu arada bagaj kapağının elektrikli olarak açıldığını da söylemem lazım. İsterseniz bagajı orada canlı olarak anlatalım. Bence daha doğru olacak. Evet, gördüğünüz gibi bagaj elektrikli olarak açılabiliyor. Hemen bakalım, alanın gayet geniş olduğunu görebiliyorum. Her iki tarafta kancalar da var. Böylece file asabilirsiniz. Ayrıca arka koltukları yatırmak için buradan yardım almak da mümkün. Hemen yattı. Böylece gayet geniş bir alan oluşuyor gördüğünüz gibi. Fakat koltukları yatırdığınızda bagaj zeminiyle düz bir hat meydana gelmiyor. Hemen bagaj zemininin altına bakalım. Tek elle kamera tuttuğum için biraz zor oluyor açıkçası. Yedek lastiği görüyorum. Burada da bir saklama alanı var biraz evvel söylediğim gibi. Sağ tarafta fileli bir alan var. Buraya birçok eşyanızı koyabilirsiniz. Ayrıca bazı eşyalarınızı sıkıştırabilmeniz de mümkün. Bence gayet kullanışlı bir bagajı var. O zaman bagajı kapatalım ve sürüşe devam edelim. Evet, kabin detaylarından ve arka koltuktan bahsettik. O zaman şimdi sürüşe geçelim. Kabini anlatırken detaylarını verdiğim gibi bu otomobil gerçekten sessiz. Gazlamadığınız müddetçe 3 silindirli motorun sesi kabine fazla yansımıyor. Ayrıca rüzgar ve lastik uğultuları da yüksek değil. Bu anlamda konforlu bir otomobil olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Arka cam biraz ufak ama görüş açılarında da bir problem hissetmedim. Otomobile 360 derece hakim olduğumu hissediyorum. Park gibi manevralarda ise zaten geri görüş kamerası yardımcı oluyor. Yani arka camın eğimli ve ufak oluşu sizi pek rahatsız etmiyor. Tabii ki kupe görünümlü olduğu için arka yan camlar da biraz ufak ama çok rahatsızlık duymadım açıkçası. Evet, şimdi 3 silindirli 1.2 litrelik motora gelebiliriz bence. Biraz evvel de söylediğim gibi bu motor bu otomobile pek yakışmıyor arkadaşlar. Performans sıkıntısı var mı? Bence yok aslında. Biraz sonra bahsedeceğiz ama bu tarz bir otomobile daha güçlü bir motor yakışırdı. Yakışırdı derken zaten yurt dışında olduğunu da biliyoruz. Tedarik problemleri olduğunu biliyorum tabii ki. Umarım en yakın zamanda ülkemizde daha güçlü 408'leri de görebiliriz. 1199 cc'lik 3 silindirli turbo motor 130 beygir güç üretiyor arkadaşlar. Bu gücü üretmesi için ise 5500 devir dakikaya ulaşması gerekli. Tork ise 1750 devir dakika gibi düşük bir devirde elde edilen 230 Nm. Otomobilin ağırlığı 1393 kilo, yani bu motor bu ağırlıkla rahatlıkla baş ediyor aslında. Maksimumuz 210 km/s'de yeterince iyi. 0-100 km/s hızlanmaya baktığımızda ise 10.4 saniyelik bir değer görüyoruz. Evet, bu değere baktığınızda çok hızlanan bir otomobil olmadığı belli ama şehir içinde de fazlasıyla atak. Bence motor bu otomobile yetiyor ama en azından 180 beygir olmasını tercih ederdim. Çünkü otomobilin içinde otururken bile bütün hisleriniz daha güçlü olması gerektiği yönünde. Hemen aslında performanstan daha da önemli olan yakıt tüketimine gelelim. 408 bu motorla WLTP normuna göre 100 km'de ortalama 6 litre yakıyor arkadaşlar. Yani en azından fabrika değeri bu. Ben bu otomobili 4 gün boyunca kullandım ve gayet dikkat ettim. Benim ortalama tüketimim ise 6.2 litre oldu. Tabii ki 100 km'de ortalama değerden bahsediyorum. Bence bu boyuttaki 1400 kiloluk bir otomobil için yakıt tüketimi gayet makul. Zaten Fransızların ekonomik motorlar üretme başarısını hepimiz biliyoruz. Peugeot 408 de bu konuda bir istisna değil. Yakıt deposu 52 litre, yani bu anlamda menziliniz de çok düşük değil arkadaşlar. Süspansiyona gelirsek bir Fransız klasiği olarak önde MacPherson, arkada torsiyon sistemini görüyoruz. Şimdi birçok arkadaş diyebilir, arkada çok kollu bağımsız sistem yok, 408 ne işe yarar falan böyle yorumlar yapan arkadaşlar oluyor bazen. Bence her zaman söylediğim gibi süspansiyonun darbe emişi ve yol tutuşu önemli. 408'de iki konuda da çok başarılı bence. O yüzden de arkada çok kollu bağımsız bir sistem olsa da olur, olmasa da olur. Önemli olan sistemin ne olduğu değil, nasıl çalıştığı arkadaşlar. Ben böyle düşünüyorum. 408'in sürüş konforu gerçekten üst düzeyde, bütün beklentilerinizi karşılıyor. Buna rağmen önden çekişli otomobil yol tutuş konusunda da ödün vermiyor. Hatta virajlı yollarda keyifli bir sürüşe sahip olduğunu da söyleyebilirim.
Küçük çaplı direksiyon simidi de bu keyif katsayısını artıran detaylardan bence. Hatta motor biraz daha güçlü olsaydı sportif olduğunu bile rahatlıkla söyleyebilirdim. Şu anda bozuk bir yola giriyorum. Bozuk yollarda bile iç mekanda tıkırtılar oluşmuyor arkadaşlar. Çünkü bir Peugeot ya da Citroen kullandığımda herkes bana bu soruyu soruyor. Evet, bir dönemki modeller fazla tıkır diyordu, haklısınız ama artık o problemler geçeli çok oldu. Özellikle EMP2 platformu ile birlikte birçok klasik hastalık atlatıldı bence. Direksiyon elektrik destekli, çok hisli değil belki ama gerekli tepkileri rahatlıkla veriyor. Frenlerin de 1400 kiloya yaklaşan bu otomobili rahatlıkla durdurduğunu söyleyebilirim. Aslında durdurduğunu değil, yavaşlattığını dememiz lazım. Bu daha doğru bir tabir. Aslına bakarsanız son dönemde frenlerden ve yol tutuştan bahsetmeyi hiç sevmiyorum. Çünkü bu konuda kötü olan neredeyse hiçbir otomobil kalmadı. Adı sana duyulmamış Çinli otomobiller bile gayet iyi yol tutuyor. Evet, burada ufak bir hızlanma yapalım. Spora aldım şu anda. Çok hızlanamayacağız, 100'e bile ulaşamayız ama bir görelim. Hemen gaza basıyorum. İlk tepkisi hızlı değil ama gayet iştahlı hızlanmaya başladı. ...90'a ulaştım, fren yapıyorum. Arkadan bir şeyler uçtu bu arada. Hemen dörtlüler de yandı. Arka tarafı anlatırken koltukları yatırmıştım, öyle kalmışlar. Gördüğünüz gibi hızlanması fena değil bence. Bu arada frenlerden bahsediyorduk. Önde 304 mm'lik hava soğutmalı diskler var. Arka disklerin çapı ise 268 mm arkadaşlar. Tabii ki şanzımandan bahsetmemek de olmaz. Bu otomobilde 8 ileri tork konvertörlü bir otomatik şanzıman var. EAT8 adlı bu şanzımanı çok sevdiğimi zaten defalarca dile getirdim şimdiye kadar. Gerçekten hızlı ve sarsıntısız vites değiştiriyor. Ayrıca direksiyonun arkasındaki pedlerle manuel olarak vites değiştirmek de mümkün. Tork konvertörlü olmasına rağmen yakıt tüketimini yükseltmiyor, performanstan da çalmıyor. Bu anlamda çift kavramalı otomatik şanzımanları aratmıyor. Ayrıca çok daha uzun ömürlü olduğunu da belirtmem gerek. Evet, videomuzun sonuna yaklaştığımıza göre şimdi asıl sorumuzu soralım. Ben bu otomobili alır mıyım? Evet, kesinlikle alırım arkadaşlar. Lafı hiç uzatmaya gerek yok. Zaten Fransız otomobillerini çok sevdiğimi biliyorsunuz. 408'i de çok beğendim açıkçası. Kendi adıma 308'in arka koltuğunda pek rahat edemiyordum ama 408'de bu problem de yok. Göstergeleri tam göremiyorum ama ona da alışırım artık. Benim için asıl eksiklik ise daha güçlü bir motor talebim. Çok değil, 180 beygir olsa bu otomobil tadından yenmezdi arkadaşlar. Ben öyle düşünüyorum. 180 beygirlik hibrit modelinin de olduğunu bildiğim için o modelin Türkiye'ye gelmesini sabırsızlıkla bekliyorum. Ama tekrar ediyorum, bu motorda 408'e kesinlikle yetiyor arkadaşlar. Neyse, lafı fazla uzatmayayım. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.